Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar malta matematik soru bankasında mantık ünitesi sayfa 279-280'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Burada bir bileşik önerme var. Bu bileşik önermenin değilinin cevabı 0 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bunun değeri 0 bizim buradaki içerideki ifademiz mecburen 1 olmak zorunda. 1'in değili çünkü 0'dır. O zaman P'nin değili ve Burada Q ve R var. Bunların sonucu neymiş? 1'miş. V'de sonucun 1 olmasını istiyorsan mecburen hepsinin 1 olması gerekiyor. Buradan çıkan sonuç P'nin değili eşittir 1 ise P kendisi ne oluyordu? 0 oluyordu. Q'nun 1 olduğunu biliyorum. R'nin 1 olduğunu biliyorum. Bunları biliyoruz ve şimdi geleceğiz. Bunları soruda kullanacağız. P veya Q Burası 0 veya Q dediğimiz 1. İçinde 1 varsa veya da sonuç 1'dir. O zaman burası yanlış. Bunun sonucu çünkü 1. Bu 0 yazmış. P ya da Q. P dediğimiz ifade 0 ya da şöyle yazdık. Q dediğimiz 1 ya da da farklıysa sonuç ne oluyordu? Tabii ki 1 oluyordu. O zaman bu da gitti. Geldik 3.ye. Q'nun değili. Q'nun değili 0. 0 ya da şurada R dediğimiz ifade 1 ya da da farklıysa sonuç 1'di. Cevabımız doğru geldi. Hangi şık geldi? Yalnız 3 çıktı. Geçtik hemen ikinci sorumuza. x1 gerçel sayı olmak üzere P önermesi x1 tam sayıymış. Q önermesi x'in mutlak değeri büyük eşittir 5'miş. R önermesi de x küçüktür eksi 2 önermeye veriliyor. Bu önermenin yanlış olduğuna göre. Bak buranın sonucu neymiş? Yanlışmış arkadaşlar. X'in alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi ben bunu burada size detaylı yazmak istiyorum. P ise Q. Tamam mı? Böyle yazdım. Veya R. Ne yapmış arkadaşlar? Burası sıfır olmuş. Şimdi veya da sonucun sıfır olması için buranın da sıfır olması gerekiyor. Buranın da sıfır olması gerekiyor. Demek ki R'nin doğruluk değeri bir kez sıfır. Bunu yazdık. Şimdi P ise Q'nun sıfır olması için P ise Q'nun sıfır olması için kural neydi? Birincinin bir ikincinin sıfır olması lazım. Yani P'nin bir tam sayı olması gerekiyormuş. Bu doğruymuş. Sonra Q'nun da sıfır olması gerekiyor. Bak buradan çıkan sonuç şu. Q yanlışsa o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? X büyük eşit 5 yanlışsa bunun doğrusu mutlak değer X küçüktür 5 yazacaksın. Çünkü bunun değili küçüğe dönüyor. Şimdi R sıfırsa o zaman X küçük eksi 2 yazmış ya yanlış. O zaman bunun doğrusu X büyük eşit eksi 2. Ve biz ne yapacağız? Burada tam sayılar alacağız. Mutlak değeri 5'ten küçük olan sayılar Eksi 5 küçüktür x küçüktür 5 şeklinde yazıyorduk. Bunu bu şekilde yazıyorduk. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 aldık. Bunlardan hangilerini alacağım? Eksi 2'den büyük eşit olanları alacağım. İkincisi tam sayı olanları alacağız. O zaman x'in alacağı değerler toplamı ne olur arkadaşlar? Eksi 2'den 2'ye kadar olanlar birbirini götürdü. 4 artı 3'ten cevabımız 7 çıktı. Geçtik 3. sorumuza hemen bakalım. P önermesi 2 üzeri 4, 4 üzeri 2. O zaman burası 16, burada 16. Demek ki P'nin denkliği kaç? 1. Peki 5'in karesi 25. 2'nin 5. kuvveti 32. 25, 32 eşit olmadığı için Q'nun denkliği 0. Geldik 2 üzeri 6, 64. 6'nın karesi 36. Bunlar da birbirine eşit değil. R'nin denkliği 0. Şimdi bakalım buradaki önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi P'nin 1 olduğunu biliyorsun. Veya da zaten içinde 1 varsa sonuç 1'dir. Bakmana bile gerek yok ama yine de yazayım. R'nin değili de 1. O zaman 1 veya 1 ne yapar? 1 yapar. Buranın sonucu 1 olacak. Şimdi B şıkkı gitti. E şıkkı gitti. Şimdi geldim buraya. Q veya R. Burası 0. Burası da 0. Bak bunlar 0 geldi. P'nin değili o da 0. Hepsi veya da sıfırsa sonuç ne gelecek? Tabii ki sıfır gelecek. O zaman bir sıfır şeklinde ilerleyecek. Cevabımız değişikli geldi. Burada üçüncü öncüle de bakalım. P'nin değili sıfır veya Q'nun değili bir veya sıfır. İçinde bir tane 1 varsa veya da sonuç ne geliyordu? 1 geliyordu. 1, 0, 1 de doğru cevap oldu. Geçtik dördüncü sorumuza. P veya P sıfırmış. Şimdi veya da sonucun sıfır olması için ikisinin de mecburen sıfır olması gerekiyor. P'nin denkliğini geldik hemen şöyle sıfır yazdık. Şimdi bu sıfır şurada ya da var. Buranın sonucunun 1 olması için ya da da farklı iken sonuç 1 olur. Yani buranın 1 olması lazım. O zaman Q'nun değili 1 iken Q dediğin ifade ne gelecek? Tabii ki 0 gelecek. O zaman P veya Q. Şimdi sen P ne buldun? 0 buldun. Veya yazdın. Q dedin o da 0. 0 veya 0 ne geldi? Tabii ki 0. Birinci öncül doğru. P'nin değili. P'nin değili ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki 1 gelecek. Ya da şurada Q dediğimiz 0. Farklı iken ya da da ne geliyordu? Sonuç 1 geliyordu. Bu da doğru. Şimdi buraya baktığımız zaman burası biraz uğraştıracak. P'nin değili geldik hemen şuraya 1 yazdık. Ya da Q, Q dediğimiz ifade ne? 0. O zaman burada 1 ya da 0'ın sonucu ne gelecek? Bir kez 1 geldi. Bunun ben ne yapacağım? Değilini alacağım. Sonra geldim şuraya Q'nun değili. Q'nun değili zaten o da 1. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şurada ne yapacağız? 1'in değili 0. Sonra veya 1 oldu. Burası sonuç olarak ne geldi? 1 geldi. Yani şuranın komplesi şu sarıya boyadığım yerin sonucu 1 geldi. 1 ve P. P'nin zaten 0 olduğunu biliyorum. 0 olduğu zaman V'de zaten sonuç ne geliyor? 0 geliyor. O zaman bu da doğru. Cevabımız E şıkkı Erzincan geldi. Geçtik 5. sorumuza. P ya da parantez içinde Q ya da P'nin değili önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Canlarım burada şöyle bir şey var. Ya da bağlacı biliyorsunuz birleşme ve değişme özelliğine sahip. Burada parantezi kaldırdım. Q ya da P'nin değil dedim. Şu an ne yaptık? Parantezi kaldırdık. Kaldırdıktan sonra değişme özelliğinden dolayı bu ikisinin yerlerini değiştirebilirim. O zaman şuraya 3 çizgimi bir koyayım. Hemen şöyle yazdık. Burası P ya da P'nin değil ya da ne geldi? Q geldi. Şimdi P ile P'nin değil ya da da birleştiği zaman buranın sonucu her zaman 1 olur. Sebebi burası 1 burası 0. 0, burası 0 ise burası 1. Yani farklı iken sonuç hep 1 oluyordu. O zaman ne geldi canlarım? Burası 1 ya da Q geldi mi? Geldi. Şimdi bundan sonra iyi dinleyin. Burası eğer 1 ise, şimdi ya da da aynı iken sonuç 0 geliyordu. Burası eğer 0 ise, farklı iken de sonuç 1 geliyordu. Bak dikkat, burası 1 iken sonuç Sıfır geliyor. Burası sıfırken sonuç bir geliyor. Yani her halükarda qnun değeri çıkıyor. Cevabımız değişik oldu. Şimdi diğer yoldan ispatlayalım. Şimdi sen bir yazdın, şöyle bir tablo oluşturdun. Şuraya da Q yazdın. Burası bir bir demek. Burası da bir sıfır demek. Dikkat. Şimdi aynı iken sonuç ne geliyordu? Tabii ki sıfır geliyordu. Farklı iken sonuç bir geliyordu. Bak, burası ne oldu? Q'nun değili çıktı. O yüzden cevabımız değişik oldu. Geldik 6. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu kırmızı bir elmadır. Fark ettiyseniz rengi yeşil olduğu için bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır. 4 artı 3 7 eşittir 6 bu işlem yanlıştır demiş. O zaman bu önermenin doğruluk değeri 1. Burada Ayşe'nin boyu Elif'in boyundan daha uzundur. Evet, buradaki doğruluk değeri de ne arkadaşlar? Tabii ki 1. Şimdi bir kişinin 1, 2, 3 durumda söylediği önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla o zaman P dediğin ifade neye denkmiş arkadaşlar? 0'a. Q dediğimiz canlarım o da 1'e. R dediğimiz ifade o da yine 1'e denkmiş. Peki harflerle gösteriliyor. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Şimdi burada neye bakacağız arkadaşlar? Q'nun 1 olduğunu biliyoruz. Q 1 ise burada P ve R P'nin 0 olduğu için burası ne olacak? 0 ve neyi birleştirirsen birleştir V altında sonucu 0 gelecek. E 1 ise 0'ın denkliği neydi? Tabii ki 0'dı. O zaman A şıkkı gitti. Geldik B'ye baktık. Burada P'nin değil P'nin değili 1 veya Q burası da 1. Ondan sonra 1 veya 1'e baktığın zaman 1 geldi. Ya da sonra R ile birleştireceğiz. Ya da da ikisi de aynı iken sonuç 0'dır. O zaman B şıkkı da gitti. Geldik C'ye. C'de burada ne var? P ya da Q. O zaman P'nin ben 0 olduğunu biliyorum. Ya da Q'ya baktığım zaman 1. Ya da da farklı iken sonuç 1. Hemen geldim. Burada V ile R'yi birleştirdim. Burası da 1 ve 1. Ne gelecek? Tabii ki 1 çıkacak. Doğru değeri 1 olan C şıkkı geldi. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. P 4 asal sayıdır. Q 9 çift sayıdır. R 6 negatif sayıdır. Önermeleri veriliyor. Burada P'nin değili veya Q ise R'nin değili önermesinin sözel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi P'nin değili ne? 4 asal sayıdır demiş ya. O zaman 4 asal sayı değil. Hemen burası böyle olacak. 4 asal sayı değil bu şekilde başlayacak. Veya veya. Burada Q'ya baktığın zaman 9 çift sayı. Bak bunu yazmış. Sonra ise hemen ne yazacak? Ondan sonra R'nin değili 6 negatif sayıdır. 6 negatif sayı değildir. O zaman cevabımız direkt ne geldi? A şıkkı geldi. Tekrar yazalım. P'nin değili 4 asal sayı değil. Bunun değili bu. Sonra arada hangi bağlaç var? Veya geldik veya'yı yazdık böyle. Sonra ne yapmış? Q önermesi 9 çift sayı ise 9 çift sayı ise. Çünkü niye ise bağlacıyla bağlamış? Sonra R'nin değili 6 negatif sayı değildir. 6 negatif sayı değildir. Bu şekilde önermeyi bitiririz. Cevabımız da A gelir. Geçtik 8. sorumuza. Şimdi baktığımızda ne yazmış? Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? P ise Q'nun değili koşullu önermesinin karşıtı. Şimdi arkadaşlar karşıtta ne yapıyorduk? Bunların yerlerini değiştiriyorduk. O zaman yerlerini değiştirirsek Q'nun değili ise P olur. O zaman birinci öncülümüz doğru. Burada koşullu önermesinin karşıtı. Bunların yerlerini değiştireceğim. O zaman Q P'nin değil olacak. Burada farklı yazmış. Bunun karşıtı ne? Q ise P'nin değili. Burada ise bunu yazmamış. Yanlış. P ise Q koşullu önermesinin karşıt tersi. Önce karşıtını alalım. Q ise P olacak. Sonra bunun tersini alalım. Tersini aldığımız zaman da olumsuzu. O zaman Q'nun değili ise P'nin değili olacak. Cevabımız o zaman 1 ve 3 olacak. Bunun önce karşıtını aldım. Sonra ise tersini aldım. Cevabım 1 ve 3 geldi. E şıkkı çıktı. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Aklından bir doğal sayı tutan Pelin. Arkadaşlarının bu sayıyı tahmin etmeleri için aşağıdaki PQR önermelerini yazıyor. Tuttuğum sayı 12'den büyüktür. Tuttuğum sayı 8'den büyüktür. Tuttuğum sayı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Bileşik önermesinin doğruluk değeri neymiş arkadaşlar? 0'mış. Şimdi geldik şöyle buraya 0 yazdık. İse de 0 olması için buranın 1, buranın 0 olması gerekiyor. Burada V'nin 1 olması için buranın da 1, buranın da 1 olması gerekiyor. O zaman bir kez bizim buradaki önermemizin doğruluk değeri 0. Buradaki önermenin doğruluk değeri 1. Buradaki önermenin doğruluk değeri 1. Bizden istenen şey ne? Bileşik önermesinde burası sıfır olduğuna göre demiştik. Pelin'in aklından tuttuğu doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kez 12'den büyük olmayacak. 12'den büyük olmayacağı için D ve E gitti. Çünkü buranın doğruluk değeri sıfır olduğu için bunun doğrusu ne? 12'den küçük bir sayı arıyoruz biz. Ya da eşit bir sayı arıyoruz. Peki tuttuğum sayı 8'den büyük bu doğruymuş. O zaman 6 olma ihtimali yok. Tuttuğun sayı 3 ile kalansız bölünüyorsa 11 olma ihtimali yok. 9 olur cevabımız B şıkkı gelir. Geçtik hemen 10. sorumuza. Çekmiş bir sınav sorusu. ÖSYM'nin telif haklarından dolayı çözemeyeceğim. Geldim hemen 11. soruma. Önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım biz şunu biliyoruz. Hemen şunu bir hatırlatayım ben size. P ise Q'ya baktığım zaman bu önermenin denk hali P'nin değili veya Q'ydu. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Şöyle yazalım mı? P ve sonra bundan sonra yapacağımız işlem P'nin değili veya Q yazmak. Sonra şuraya geldik yine ise bağlacını koyduk Q yazdık. Dikkat. Şurada yine bir ise bağlacı var. Bu ifade benim birinci ifadem. Tamam mı? Sarıya boyadım. Buradaki ifade ise benim ikinci ifadem. Ne yapıyorum? Ben birincinin değilini alıyorum. O zaman burası P ve şurada paranteze attım. P'nin değili veya Q'nun ne yapacağız arkadaşlar? Değilini alacağız. Aradaki bağlaç veya'ya dönecek. ikincisi aynen yazılacak. Şimdi değeri dağıtalım. Değeri dağıttığım zaman burası P'nin değeri oldu mu? Oldu. V dediğin veya'ya dönüştü. P'nin değilinin değeri P, li, P li oldu. Şurası V geldi. Şurası Q'nun değeri oldu. Ve şurada ne geldi? Veya Q geldi. Şimdi burada canlarım şu veya'yı içeriye dağıtalım. Ne olacak? P'nin değeri veya P gelecek. Hemen şurada dikkat etmem gereken bir şey var. Buraya V'yi koydum. Burası P'nin değili ne geldi yine? Veya Q'nun değili parantezi kapattım veya Q çıktım. Şimdi bunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Şuranın cevabı 1. Tamam mı? Şurada ne yazdık? P'nin değili veya Q'nun değili. Şimdi ben şöyle bir şey biliyorum bak. V de 1'le birle kimi birleştirirsem birleştir, bak birle kimi birleştirirsem birleştir şuradaki ifade olur. Bu böyle bizim için bilmemiz gereken kavramlardan birisi. O zaman buranın komplesinin sonucu şu ikinci ifade gelecek. Yani burası P'nin değili veya Q'nun değili sonra veya Q. E zaten burada hepsi veya olduğu için P'nin değili veya Q'nun değili veya Q oldu. Dikkat etmem gereken şey şu. Q ile Q'nun değili veya da birleşirse sonuç ne gelir? Tabii ki 1 gelir. Veya da ile kimi birleştirirsen birleştir sonuç 1 bir gelir. O yüzden buranın cevabı E şıkkı oldu. Gerçekten hoş bir soru ama ölseğime daha çok bu tarz soruları seviyor. 12. soru gibi soruları seviyor. Haberiniz olsun. Şimdi kök 1 ile kök 2'nin toplamı kök 3 değildir. O zaman P'nin bir kez doğruluk değerine geldi. Sıfır geldi. Şimdi kök 2'den 1 çıkarttığın zaman kök 1 yapmaz. Q'nun doğruluk değeri hemen sıfır geldi. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6'dır. R'nin doğruluk değeri ise 1'dir. Şimdi bileşik önermelerinden hangileri doğrudur? Ben buranın sıfır olduğunu biliyorum. Sıfırla kimi birleştirirsen birleştir veya altında sonuç ne gelecek? Bir kez sıfır gelecek. O zaman gerisine şuraya bakmaya bile gerek yok. Bir gitti. Şimdi geldik buraya. P'nin ben sıfır olduğunu biliyorum. Şimdi buraya bakalım. R'nin bir Tamam mı? İse şurada Q'nun sıfır olduğunu biliyoruz. 1 ise sıfırın sonucu ne? Tabii ki sıfır. O zaman burası sıfır veya sıfır oldu. Buranın sonucu yine sıfır gelecek. İkinci öncülde gitti. Geldik buraya. P'nin ben sıfır olduğunu biliyorum. İse de sıfırla başlıyorsa buraya bakmana bile gerek yok. Sonuç her zaman birdir. O zaman sonucun bir olduğu doğru olan sadece yalnız 3 cevabımız C şıkkı geldi. Böylelikle testimiz bitti güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.